Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu video ile birlikte artık alkenler konusunu kapatıyoruz. Konumuz alkenlerin fiziksel özellikleri. Aslında parça parça diğer videolar içerisinde bahsetmiştim burada anlatacaklarımdan. Şimdi buradaysa toparlayacağız, tamam mı? Öncelikle etkileşimleriyle başlayalım alkenlerin. Alkenler apolar yapılı maddelerdir gençler. Çünkü yapısında yalnız karbon ve hidrojen bulunduruyor. Değil mi? Yapısında yalnız karbon ve hidrojen bulunduran maddeler apolardı. Apolar maddelerde London kuvvetleri etkindi. Öyle değil mi? Etkileşim türü olarak. Ancak istisnai bir durumdan bahsetmiştik. Bu istisnai durumumuz cis trans izomerinde gerçekleşiyordu. Cis izomerleri bir maddenin mesela C4H8. Cis izomerleri çok çok az da olsa polar maddelerdi. Bak polaritesi normal bir HCl ya da H2O gibi yüksek değil. Yani o kadar az polaritesi var ki su içerisinde yine çözünmüyor bu cis büten. Ancak bir polaritesi var. Polaritesi olduğundan dolayı istisnai bir durum. Bak ünlem koydum. Cis alkenlerde dipol dipol etkileşimlerde yoğun fazla görünür diyeceğiz. Ama yine suda çözünmeyecek. Tamam mı? Hocam o zaman bu ne işimize yarayacak? Şu işinize yarayacak. Cis büten az da olsa polar. Tamam mı? Ama trans büten ne? Apolar, normal apolar. Şimdi ikisinin de kapalı formülü aynı. C4H8. Buna rağmen polar olduğundan dolayı cis bütenin kaynama noktası trans bütenden daha yüksektir gençler. Tamam mı? Çünkü polar cis büten. Kıyaslama yaparken cis büteni gördün, kaynama noktası trans bütenden fazla diyeceksin. Buhar basınçlarını sorarsa ters orantılıydı. Kaynama noktası yüksek olanın buhar basıncı düşük oluyordu. Cis bütenin buhar basıncı trans bütenden daha düşük olacak. Tamam mı? Devam edelim. Erime kaynama noktaları ve yoğunlukları alkenlerin düşüktür. Bu cis ve trans için hepsi için geçerli. Alkenlerin erime kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür deyip geçiyoruz. Tamam mı? Genel özellikleri kısaca bunlar aslında. Alkenlerin kullanım alanları, alkenler doğada bol miktarda üretilmektedir. Örneğin etilen, bak eten de diyoruz biz bunu hatırlarsan, eten ya da etilen. Bir bitkinin meyvenin olgunlaşmasını sağlayan bitki hormonudur. Domates ve muz gibi meyvelerin olgunlaşmasında eten fayda sağlıyor. Karşına çıkabilecek bir fiziksel özellik. A vitamininin kaynağı olan havuca rengini veren beta karoten 11 tane ikili bağ içeren bir polialkendir. Yani A vitamininde de aslında alkenler varmış. Buralarda da gıdada da karşımıza çıkıyor. Alkil halojenür ve alkollerin üretiminde de alken kullanabiliyoruz biz. Alkol elde edeceksek alken ham madde olarak kullanılabilir gençler, tamam mı? Polimerlerin üretiminde ise başlangıç maddesidir yine alkenler. Bak polimerler için önemli bir ham madde alkenler yıldız. Alkenlerin küçük karbon sayılı bileşikleri olan eten ve propen endüstriyel amaçlar doğrultusunda üretilen en önemli bileşiklerdir. Eten birçok endüstriyel bileşiğin üretiminin başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu bileşiklerden başlıcaları etil klorür, etanol ve polietilendir ki etenin kimyasal tepkimelerini de çok iyi bilmeniz lazım. Bakın diğer maddelerin kimyasal tepkimelerini demiyorum. Etenin kimyasal tepkimelerini bilmek durumundasın. Çünkü eten bizim için oldukça önemli bir alkendir. Sol tarafta trikloroeten ve tetrakloroetenle alakalı kullanım alan bilgisi vermiş. Burasını da not olarak bir yere yazalım. Kuru temizleme sektöründe de yağ çözücü olarak bu maddeler kullanılırmış. Tamam mı arkadaşlar? Fiziksel özelliklerimiz böyleydi. Şimdi örneklerimizi ardına ise sorularımızı çözüp alkenleri sonlandıracağız. Yapı formülü yukarıda verilen bileşikle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bakın. 2 karbonlu alken yani eten bu. Şimdi eten dediğimiz şeyin açık formülü yani yapı formülü şöyle mi? Şimdi yapı formülü böyleyse şu bizim merkez atomumuz değil mi? Merkez atoma A dersek merkez atoma bağlı atomlar X'i 3 tane X var. Ne oldu molekül geometrimiz? AX3 oldu. Değil mi? Pardon yani visipır gösterimiz AX3 oldu. Visipır gösterimi AX3 olan maddeler neydi? Düzlem üçgendi. Düzlem üçgen. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çift olmadan dolayı apolardı. Apolar olduğundan dolayı su da çözünmüyordu. Değil mi? Karbon atomumuz ikili bağ olduğundan dolayı SP karayı birleşmesi yapmıştı. Buradan bunları çıkardım.
Özel adı etilendir diyor. Eten de dersin, etilen de dersin, doğru. Bir sıfır gösterme AX2 diyor. Hayır, AX3 bak. Karbon atomuna merkez atomuna bir karbon, iki tane hidrojen, toplam 3 tane atom bağlanmış. AX3 olması lazım. B seçeneği yanlış. Muzun olgunlaşmasında eten kullanılıyor. Polimerleşmede polietene dönüşebilir. Evet, karbon atomlarında CP karbonatleşmesi vardır. Doğru. Tamam. Geçiyoruz 48. örneğe. Trans 2-3 dibromo 2 büten bileşiği ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Öncelikle bileşiğin bir yapı formülünü çizelim arkadaşlar. Uzun zinciri yazıyoruz. 2 büten. 2 büten demek ikinci karbona ne bağlayacaksın? İkili bağ bağlayacaksın demek. Trans diyor. Demek ki karbonun birisi yukarıda, diğeri ise aşağıda. Tamam mı? Bu bizim trans yapımız. Trans yapıya nasıl karar veriyorduk? Bir tane düzlem çiziyorduk. Karbon atomlarına yukarılı ve aşağılı şekliyle bağlanıyordu bağlarımız. 2-3 dibromo diyor. İkinci ve üçüncü karbona brom bağlayacaksın. İkinci karbonun, bu da üçüncü karbonun. Tamam mı? Yapımız bu. Apolar yapıdadır diyor. Yapısında 3 tür, yani 3 farklı tür atom içeren maddeler polar maddelerdir. Bak burada karbon var. Ondan sonra hidrojen var. Bir de brom var. 3 tür atom içerdiğinden dolayı polar olacak. Apolar yanlış. Doymamış hidrokarbondur diyor. İkili bağ varsa doymamıştır. Burası doğru. Ama hidrokarbon değil. Brom içeriyor. Hidrokarbon olabilmesi için yalnız hidrojen ve karbon içermesi lazım değil. Brom var. Bu yüzden hidrokarbon değil. Yanlış. Katılma tepkimesi verir demiş. İkili bağ içeren maddeler katılma tepkimesi verir. Doğru. Cevabımız yalnız 3 olacak. Yalnız 3 nerede? Cevap yalnız 3. Cevap anahtarı ne diyor? Cevap anahtarı hop, neredesin cevap anahtarı? C diyor. C neymiş? 1 ve 3. Apolar yapıdadır. Hayır, apolar yapıda değil. Brom var. Bu yüzden yanlış. Tamam. Cevap yalnız 3 olacak arkadaşlar. Cevap anahtarını düzeltelim. Şuraya yalnız 3 yapın. Okey. Evet. Fiziksel özelliklerimiz böyleydi. Hani şunu sorayım. Hocam hani trans yapılar apolar, cisler, polar demiştin. Oradan apolar olması lazım deme. Çünkü bu şey hidrokarbon değil. Hidrokarbonlar için bu geçerli. Üç, yapısında 3 tür atom içeriyor. Yapısında 3 tür atom içeriyorsa direkt zaten polar diyeceksin buna. Geçelim. Test 7'nin birinci sorusuna. Şimdi gençler, alkenler bitti. Soru çözümü gerçekleştiriyoruz. Konuyu pekiştireceğiz burada. Burası da aslında bir nevi konu anlatım sayılır. Bu yüzden düşme burada. Takip et. Tamam. Yukarıda X ve Y bileşikleri için yargılandığın hangileri doğrudur diyor. X gördüğün gibi ikili bağ içeriyor. Alken. Genel formülü alken olduğundan dolayı CN, H2N. Değil mi? Y ise bir sikloalkan, ikili bağ yok. Genel formülü yine CnH2n. Her ikisi de katılma tepkimesi verir diyor. Katılma tepkimesi verebilmesi için pi bağ olması lazım. Doğal olarak Y veremez, yanlış. Kapalı formülleri aynıdır diyor. Karbon sayılarını sayalım. 2 karbon burada, 1 burada, 3, 4, 6 karbon. C6H, CnH2n de C6H12. Buradaki karbon sayısını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ise CnH2n genel formülünden C6H12 bu. Kapalı formülleri aynı, doğru. Birbirinin yapı izomeridir diyor. Yapı izomeri dediğimiz şey kapalı formülleri aynı ancak yapı formülleri farklı olan maddeydi. Evet. Kapalı formüller ikisinde aynı. Yapı formülleri, yani açık formüller ikisinde farklı. İzomerdir. Doğru. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneğidir. Geçiyoruz 4. soruya. Ve uzun da bir soruymuş ha. 2 metil 2 büten bileşiğine oda sıcaklığında H2SO4 katalizörlüğünde su katılıyor. Tepkime ve oluşan ana ürünle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakın, su katılması net bir şekilde görmeniz için suyu HOH şeklinde yazmanızı tavsiye ediyorum. Tamam mı? Markovnikov kuralına göre katılma oluyordu. Markovnikov kuralı şu diyordu. Pi bağının olduğu karbonlar. Pi bağının olduğu karbonlar neresi? Burası. Hidrojen sayısı fazla olana hidrojen katılır. Az olana ise diğer madde katılır. Bakın direkt yazdık. Bileşiğimiz ne oldu? CH3. Pi bağın olduğu karbon bu. CH3. OH geldi. H gelmedi. An üründe OH geldi. Şurası CH2. CH3 oldu. Şimdi bir doğru mu? Bir doğru. Katılma tepkimesidir diyor. Pi bağ varsa su kattık. H2O kattık. Gördüğün gibi içine girdi. Katılma tepkimesi doğru. Molekülde 2 numaralı karbon atomunun yükseltgen basamağı değişmemiştir. Hocam 2 numaralı karbon neresi? 1, 2, bu. Hocam sağ taraftaki olmaz mı? 1, 2 de olmaz. Niye? Dalın olduğu taraftan numaralandırmaya başladı. 2 numaralı karbon burası. Yükseltgen basamağı bak. Karbon hidrojenli grup
Yükseklenme basamağı 0'dı. Burada 0. Şuraya bakıyorsun. Hidroksit eksi 1. Karbon artı 1 olsun ki toplam yük 0 olsun. 0'dan artı 1'e yükseklenme olayı olmuş. Aslında değişmemiştir ifadesi yanlış. Doğruyu soruyor. 1 ve 2 B seçeneği doğru olacak bizim için. Tamam. Güzel bir soru idi. Geçiyoruz ikinci soruya. Molekül formülü CH2N olan açık zincirli, bak altını çizmiş, açık zincirli diyor. Yani bu şu anlama geliyor. Halkalı bir madde olmayacak. Siklo yapısı olmayacak, tamam mı? Siklo no. Siklo yok. Siklo halkan değil. Açık zincirli bir hidrokarbonun 11.2 gramında normal koşullara 4,48 litre hacim kaplamaktadır. 4,48 litre N eşittir V bölü 22,4 formülünden kaç mol yapar? N eşittir 4,48 bölü 22,4. 22,4'e böldüm 1, 22,4'e böldüm 0,2. Senin bileşiğin 0,2 molmuş. Tamam mı? Bu 11.2 grammış. Yine N eşittir M bölü MA formülünden 0,2 mol eşittir 11,2 bölü MA dersem 0,2'ye böldüm 1, 0,2'ye böldüm 56. MA'm ne çıktı? 56 çıktı. Yani CH2N'in MA'sı 56'ymış. Şimdi N kaç olursa bunun MA'sı 56 olur. Karbon 2, hidrojen 2'den 14. 14'ü kaçla çarptığımda 56 yapar? 4 ile mi? C4, H8. Bak bunun MA'sı 56'dır. İnanmazsan çarp. İnanıyor musun? Ben bile kendim inanmadım. Ne yapar? 48. Evet 56. Kapalı formülüm bu. N sayısı 4'tür diyor. Doğru. Bir tane pi bağı vardır. Evet var. Siklo alkan değil. Direk alken bu. CnH2n genel formüle sahip. Siklo bütan diyor. Alkan değil dedik. C seçeneği olamaz. Çünkü açık zincirli. Halkalı olmayacak. Tamam. Alken olduğundan katılma tepkimesi de verir. Tamam. Gelelim 3. soruya. Bileşiğiyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Öncelikle cis transizomer var mı? Buna bir bakalım ya. Tamam mı? Şöyle bir doğru çizdin. Doğrunun aynı tarafında farklı karbonlarda aynı gruplar var mı? Var. Bak C yaptı. Bunda cis izomeri var. Tamam, dikkat. Sistematik adı cis 1 kloropentendir diyor. 1, 2, 3 desek 3 karbonlu bu. Bir de kloro var. 1 kloro cis 1 kloro propen. Penten dedik. Penten değil. Bak, az önce cümlede kelime de yanlış cümlede kelime dedim. Bayağı bir hatalı cümleler kuruyorum. Dikkat et. 1 kloro propen işte. Doğru. 3 karbon. Doğru de geç ya. Br2 ile katılma tepkimesi vermez. Katılma tepkimesi verir. Çünkü pi bağı var. Pi bağı varsa katılma tepkimesi verir. 2 yanlış. Bazik ortamda potasyum permanganat ile etkileştirildiğinde potasyum permanganatın menekşe rengi kaybolur. Pi bağı varsa alkenler tepkime veriyordu ki buna Bayer testi diyorduk. Bayer testi. Menekşe renk kayboluyor ve dioller oluşuyor, değil mi? Bu doğru bir ifade. Cevabımız 1 ve 3. D seçeneği olacak diyeceğiz. Tamam. Gelelim 6. ve son sorumuza. Yukarıdaki tepkimelerden hangisinin sonucunda alkil halojenleri oluşur diyor. Alkil halojenleri dediğimiz şey neydi? Karbonların tek bağ yaptı. Yapısında halojenlerden bir madde içerdiği yapılardı. Şimdi burada bir alkan var. Alkanlar biliyorsun yer değiştirme tepkimesi yapar. Klorla tepkimeye soktuğunda C2H5Cl oluşur. Bak alkan, ya karbonlar tekli bağ yapmış. Bir tane de halojen içeriyor. Alkil halojenür sana. Alken var burada. HCl'ye katılma tepkimesi var. Hidrojen buraya katılır. Cl de buraya katıldı. Bak hepsi tekli bağ ve halojen içerdi. Alkil halojenür oluştu. Yine alken HBr demiş. Şuraya H katıldı. Şuraya da Br'ye katıldı. Katılınca ne oldu? Yapısında karbonlar tekli bağ yaptı. Bir tane de halojen var. Burada da alkil halojenleri oluştu. Cevabımız 1, 2, 3. A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, alkenlerin bir test 7'sini çözdük. Bir de test 8'i var. Hadi buna da bakalım. Propen bileşiği yukarıdaki moleküllerden hangilerinde? İşte Markovnikov kuralına uyarak katılım yapar. Markovnikov kuralına uyması için H2'li bir yapı olması lazım. X2'li yapı olmayacak. Br2 X2'li bir yapı. Ama bu H2'li, bak H, Br, bu H, OH. İkisinde Markovnikov var. Cevabımız 1 ve 2. D seçeneğidir. Çok güzel bir soruydu. Niye güzel? Çünkü çok kısa. Kısa soruları seviyorum. Dördüncü soru. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi bazik ortamda soğuk seyreltik potasyum permanganat ile etkileştirildiğinde menekşe rengi kaybolmaz? Alkenlerinki
kayboluyordu. Alken olmayanınki kaybolmaz. Alken mi ikili bağ var alken. Alken mi ikili bağ var alken. İkili bağ var alken. İkili bağ var alken. Bu sikloalkan. Alkanlarınki kaybolmaz. Cevabımız C seçeneği. Tamam. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdaki bileşiklerden hangisine katalizör varlığında 1 mol H2 katıldığında genel formülü C4H10 olan bileşik anion olarak elde edilmez. Şimdi 1 mol H2 katıyor. Demek ki 2 tane hidrojeni eksik bunun. C4H8'li bir madde olması lazım. Normalde ki maddemiz H2 eklediğimizde C4H10 olsun, öyle değil mi? Seçeneklerde kapalı formülü bu olmayan bir madde arayacağız. Tamam mı? 1,3 bütadiyen demiş. 4 karbonlu C4H8 değil ama çünkü 2 tane DM var. Yani bu C4H6 kapalı formülüne sahip. Bakalım gerçekten de öyle mi? 4 karbonlu. Tamam. 1,3 bütadiyen diyor. 1 ve 3. karbonda ikili bağ var. Yazdık. Hidrojenlerini yazıyorum. Tamam mı? Kaç hidrojen yaptı toplamda? Bak 4 tane karbon var. Hidrojen sayım 6 etti, gördün mü? H6. Yukarıdakine benziyor mu? Benzemiyor. Cevabım direkt A seçeneği demek ki. Tamam. Diğerleri de olur. Hepsinde bir tane pi bağ var. Bir tane pi bağ içeren alken doğal olarak diğerleri de bir hidrojen eklersin. 4 karbonlu işte bir mol hidrojen molekülü eklersin. Alkana dönüşür. Bütana dönüşür. Geçiyoruz 3. soruya. Yukarıda formülü veren bileşiklerden hangilerinin BR2'nin CC4 çözeltisine tepkime vereceği kesindir? Kimler tepkime veriyor? Alkenler tanımada kullanıyoruz demiştik. Alkenler. Alkenler tepkime verir. Mesela şu. C6H12, CnH2n genel formülüne sahip alken olabilir ama kesinliği soruyor. Sikloalkan da olabilir. Yani şu yapıda da olabilir. Kesin değil. Aynı şekilde sikloalkan da olabilir. İki karbonlu siklo alken var, alkan var mı? Yok. Direkt bu alkendir yani. C2H4 ne olur? CH2'ye CH2. Bu siklo yapı değil. Bu her halükarda alken. Bu kesin. Bu kesinlikle tepkime verir. Cevabımız C seçeneğidir. Tamam. Geçiyorum bir başka soruya. 6. sorumuz. Bileşik ile ilgili hangileri yanlıştırılıyor? Özel adı vinil klorürdür ki PVC'nin yapısında bulunuyordu. Öyle değil mi? Bak şurası vinil, bu da klorür. Doğru. IPEC adı 1, 2, bir de klor var. 1 kloro eten. Doğru. Polimerleşebilir. Polimerleşince PVC oluşturuyor. Evet. H2O ile katılma tepkimesi vermez demiş. Pi bağ varsa katılma tepkimesi verir. Yanlış. Cevabımız direkt D seçeneği. Zaten alkenler bromlu suyun rengini gideriyordu. E seçeneği de doğru. 5. ve son sorumuz. Bir hidrokarbonun 0,2 molü yakıldığında 0,6 mol karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Bu bileşiğin 0,2 molüne 7,2 gram HCl katıldığına göre bileşiğin adı yukarıdakilerden hangisi olabilir diyor. Öncelikle arkadaşlar bileşiğin formülünü bir bulalım. Hidrokarbon dediğinden dolayı yapısında yalnız karbon ve hidrojen var. Bu bilgi hidrokarbondan çıkardım. Tamam mı? Yakmak demek oksijenle tepkimeye sokmak demek. Hidrokarbonlar yaktığınızda daima karbondioksit ve su açığa çıkıyordu. Açığa çıkan karbondioksitin 0,6 molmuş. Tamam mı? Bileşiğin ise 0,2 mol. Sen şu bilgiyi biliyorsun. TYT kimyanın. Sağ tarafta ne kadar karbon varsa solda da o kadar karbon olması lazım. Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı korunur. 0,6 çarpı 1'den 0,6 mol karbon var. Solda da 0,6 mol karbon olması lazım. 0,2 kaçla çarparsan 0,6 yapar? 3 ile. Karbonu bulduk. Hidrojeni bulacağız. Hidrojen için bana suyun bilgisinin verilmesi lazım. Bu yok. Orada da şu bilgiyi kullanıyoruz. 0,2 molünde 7,2 gram HCl'ye katılıyor diyor. 7,2 gram HCl kaç mol demek? N eşittir M bölü MA'dan. 7,2 bölü MA'sı 36. 0,2 mol mü demek? Bak birebir oranda. Ne demiştik alkenlerin kimyasal tepkimelerini anlatırken? 1 mol pi bağına karşılık 1 mol bizim maddemiz katılır. İşte HX ya da X2 maddesi katılır. Birebir. Yani bu 0,2 mol olduğuna göre direkt 0,2'ye 0,2 katılıyor. Direkt bu bir tane pi bağ içeriyordur. Yapısında 3 karbon olan bir tane pi bağ içeren madde nedir? CnH2n'li bir maddedir değil mi? C3H6'dır. Başka bir şey değildir. Alken bu. Alkan olmaz. Gitti. 3. seçeneği. Propan alkan. Propen C şöyle yapsak CH2 CH
CH3 oldu mu propen? Propen olabilir. Siklopropen olabilir mi? Bu da olabilir. 1 ve 2 olabilir. Tamam mı? Cevabımız B seçeneğidir. Evet gençler. Alkenleri noktaladık. Alkenlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.